Vahap Munyar, Bordeaux'ya 2 ila 3 milyon euro ile girdi, yatırımı 6 milyon euroyu aştı. Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başmın, bir grup meslektaşımla birlikte davet etti. Fransa'nın Bordeaux kentinin Kestillon bölgesinde aldığımız bağları ve şatoyu görmenizi isterim. Ali Başmın, Kavaklıdere Yönetim Kurulu üyesi kızları Cevza ve Aslı Başman ile Ertuğrul Özkök, Deniz Sipahi, Şelale Kadak, Müge Akgün, Elif Ergu Demiral, Şükrü Andaç, Mehmet Yalçın, Bülent Cankurt, iletişim danışmanları Banu Birkan'la birlikte Bordo'ya giderken Kasım 2017'de yazdığım yazıya baktım, iki dönüm bağ için pazarlık yaptı, Fransa'da bağ ve şato sahibi oldu. Ali Başmın, 2006 yılında Fransa'da iki dönümlük küçük bir bağ almaya niyetlenmişti. Amacı, şarap dünyasının kalbi olan Fransa'da üretim deneyimi yaşamaktı. Kotste Rongi Gondas'ta iki dönüm bağ için pazarlık yapmış, tam bağ sahibi ile el sıkışacakken komşulardan itiraz gelmişti, yabancı komşu istemiyoruz. Böylece Fransa'daki ilk kurallardan birini öğrenmişti, satılık bağ için öncelik komşularındır. Yabancının verdiği fiyat komşulara aktarılır. Komşular alıcı olmazsa, yabancıya satış gerçekleşebilir. Daha sonra konuyu Kavaklı Deren'in şarap bağı uzmanı danışmanı Stefane Derenonkort'a açmış, kısa süre sonra beklediği bilgi gelmişti, benim bağım Bordeaux'un Saint Emilien bölgesine komşu olan Kestillon'da. Benim yanımdaki bağ satılık, başmın, hemen gidip bağı ve şaraphaneyi incelemiş, kararını vermişti, bu bağı ve şaraphaneyi alıyorum. O günlerde Fransa'da bağ satın almasının nedenini şöyle anlatmıştı: "Markamıza güç katan bir adım atmış olduk." Şarap dünyası, Kavaklıdere'nin Saint-Emilion'a komşu bölgede bağı ve şaraphanesi var diyecek. Bu da bizi güçlendirecek. Ali Başman'ın ev sahipliğinde Bordeaux'da konakladık, sahibi oldukları bağ ve şatonun bulunduğu Castillon'a otobüsle bir saat yolculuk yaptık. Mezom Kavaklıdere Çatısı altında birleştirdikleri Castillon, Cot de Bordeaux, Chateau La Croix Lartigue ve Chateau claude Bellevue'yü gezdik. Aslı Başmın bağ alanlarının büyüklükleriyle ilgili bilgi verdi. Chateau La Croix Lartigue ve Chateau claude Bellevue'de toplam 180 dönüm bağımız var. İki ayrı bağda ortalama yaş 15-40 arasında değişiyor. En eski dikim yılı 1963. Aldığımızdan beri çok yaşlanmış. Verimi kalitesi düşen asmaları söküp yerine yenilerini dikiyoruz. Fransa'da bağlarla ilgili katı kurallar olduğunu belirtti. Söküm ve dikim yaparken mutlaka izin almak gerekiyor. İlgili idare bağımızdan ne kadar üzüm elde edebileceğimize, ondan ne kadar şarap üretebileceğimize kadar bakıyor. Çok sıkı denetim yapıyor. Ali Başmın, kurallara ek yaptı. Bulunduğunuz bölgenin üzümünden başkasını yetiştiremezsiniz. O bölgenin üzümlerinin dışına çıkana kalite belgesi verilmez. Hektar başına 50 hektolitreden fazla şarap üretemezsiniz. Yaptıkları yatırımı sorduk, yanıtladı: 2-3 milyon euroya bağları ve şatoyu aldık. Sonrasında yaptığımız yatırım 6 milyon euroyu geçti. Üretim miktarını merak ettik, Aslı Başman yanıt verdi: İki şatodaki toplam üretimimiz 50 bin şişe dolayında seyrediyor. Ardından ekledi, burada ürettiğimiz şarapların büyük bölümünü Türkiye'ye götürüyoruz. Ali Başman'ı Bordo'da bağlarını büyütme planlarının olup olmadığı konusunda yokladık, düşüncesini paylaştı, ben Bordo'ya bir iki ayda bir gelebiliyorum. Aslı, daha sık geliyor ama ilgilenme konusunda zamanımız yetmiyor. Burada mevcut bağlarımızdan sadece kırmızı şarap üretiyoruz. Belki beyaz için ek yatırım yapabiliriz ama kesin karar değil hayalinde İspanya ve İtalya'nın da olduğunu ancak zaman sıkıntısı yaşadıklarını kaydedip, küresel ısınmaya değindi, küresel ısınmayla birlikte İngiltere'de bağlar ve şarap üretimi öne çıkmaya başladı. O nedenle İngiltere'yi yakından izliyorum. Kavaklı Dere, 2016 yılında girdiği Kestillon bölgesine gün geçtikçe yerleşiyor. Bu durum şarap dünyasında güçlerini artırıyor, çıtayı yükseltmelerine yarıyor. Şaraphane ve 180 dönüm bağda 2 kişi çalışıyor, seyyar şişeleme hizmeti alıyor. cast ile 10 bağda sohbet ederken Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'a çalışan sayısını sorduk, kadrolu çalışan sayısı 2. Kavaklıdere Yönetim Kurulu üyesi Cevza Başman araya girdi, traktör kullanandan çapalamaya, üzüm toplanmasına kadar her iş için dışarıdan hizmet alıyoruz. Şaraphaneyi gezerken şişeleme bölümünü göremeyince Ali Başmın biz sormadan anlattı. Şişeleme yapacağımız zaman gezici tesis geliyor. Şişelemeyi tamamlayınca gidiyor. Şişeleme tesisi gibi düzenlenmiş kamyonlar bölgede dolaşıyor. Bana döndü. Türkiye'de gezici şarap şişeleme tesisi projesini hayata geçirmeyi çok istedim ama izin verilmedi. Şarap, viski, bira ithal ediyor ama cari açık yaratmıyor. Kavaklıdere Yönetim Kurulu üyesi Cevza Başmın, kendi üretimlerinin yanı sıra sektörün ithalat tarafında da yer aldıklarını belirtti, şarap ve bira ile viski gibi yüksek alkollü içkilerde ithal edip pazara sunuyoruz. Bu noktada sordum, ithal edip pazara sunduğunuz alkollü içkilerin cironuzdaki payı ne kadar? Ali Başman hesapladı, %20, soruyu sürdürdüm, yaptığınız ithalatla kendi içinizde cari açık yaratıyor musunuz? Ali Başman şu yanıtı verdi, 7 milyon dolar düzeyinde ihracatımız var. İthalatımız bu rakamı geçmiyor. Yani, cari açık yaratmıyoruz. Üretim çok fazla Bordo'dan çıkanlar oluyor. Kavaklıdere Yönetim Kurulu üyesi Aslı Başman, Bordo'ta bağ alanlarının genişliğine, şarap üretiminin fazlalığına işaret etti, ilgili otorite şarap üretiminin bir miktar düşmesini istiyor. Bu nedenle bağlarını sökmeyi düşünenlere teşvik bile veriliyor. Nasıl bir teşvik verildiğini merak ettik, anlattı, bağını sökene hektar başına 7000 euro teşvik veriliyor. Castillon, 1935 yılında Saint-Emilion'dan ayrıldı. Kavaklıdere Yönetim Kurulu üyesi Aslı Başmın, Castillon-Cotes de Bordeaux'nun öyküsünü şöyle anlattı, çok uzun yıllar Castillon bağ alanları Saint-Emilion'un parçasıydı. 1935 yılında Kestillon'daki üreticiler Saint Emilion'dan ayrılıp kendi apelasyonlarını oluşturdu. 2009 yılında, Cotes de Bordeaux, jeneri altında birleşme çalışmaları başladı. Aynı yıl Kestillon bağ alanları da, Kestillon Cotes de Bordeaux adını aldı. Ardından ekledi, biz buraya geldikten sonra bir Kestillon kulübü kuruldu. Stefane Derenonkor başta olmak üzere biz de dahil bölgedeki 19 üretici kulübe üye oldu. Kulüp, bölgenin ürünlerini tanıtmak için kolları sıvadı. Türkiye'de frene basamıyoruz, sürekli yatırım yapıyoruz. Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başmın, tesislerinin toplam şarap üretim kapasitesinin 19 milyon litre olduğunu belirtti. Bağların verimine, şaraplık üzüm rekoltesine göre değişse de yıllık şarap üretimimiz 8-10 milyon litre civarında seyrediyor. Kapasite fazlasının nedenini şöyle anlattı: "Türkiye'de yatırım yaparken frene basamıyoruz. Yatırım yaptıkça yapası geliyor insanın. Örneğin Kapadokya'daki yatırımımız öyle başlamıştı. Büyüdükçe büyüdü."